6 saattir bunu yapıyorlar. Ailenin en yaşlısından en gencine kementleri ortadaki direğe geçirmeye çalışıyor. Var olan beceriyi kaybetmemek için yapılan bu iş, eğlenceli görünse de oldukça yorucu. Güç ve yetenek istiyor. Gökyüzü masmavi. Hava -30 derece. Bir ay sürecek göçe az kaldı. Hazırlıklar şimdiden başladı. Aile her bahar yüzlerce geyikle birlikte 200 kilometrelik bir yolculuk yapıp kuzeye göçüyor. Burası Rusya'nın kuzeyi. Dünyanın sonu anlamına gelen Yamal Yarımadası. Bu yarımadada nüfusları sadece 60 bin olan nenetler yaşıyor. Ailenin reisi Yakov 56 yaşında. O bir geyik çobanı. Babası da öyleydi. Hatta dedesi de. O da ataları gibi çadırda doğdu, geyiklerle büyüdü. Göçebe olmak dışında bir yaşam bilmiyor. Hanım öyle ya. Zaten... Так. Üç çadır yan yana. Birinde Yakov ve ailesi,
Diğerinde Yakov'un oğlu ve gelini yaşıyor. En son çadırda ise kız kardeşi Galina ve torunları var. Nenet çadırları 30 ahşap direkten oluşuyor. Çadır iki kat geyik derisiyle kaplı. İçeride ısınmak ve yemek pişirmek için ocak bulunuyor. Böylece sıcaklık 25 dereceye kadar çıkıyor. Ancak soba söndüğünde sıfırın altına düşüyor. Çadırın üzerindeki delik baca vazifesi görüyor. Nenetler çadırlarda geyik sürülerine çobanlık yapan köpekleriyle birlikte yaşıyor. Onlara göre köpekler çalışkan ve çok yorulan birer işçi. Bu yüzden de köpeklere ayrı bir özen gösteriliyor. Yakov ve iki oğlu iki günde bir ormana ağaç kesmeye gidiyor. Bu ağaçların nemli olması gerek. O yüzden de çoğunlukla nehir yataklarındaki ağaçlar kesiliyor. Özel olarak seçilen ağaçlar kızak yapımında kullanılıyor. Opa. Yakov, nenetler arasında en iyi kızak yapan usta olarak kabul ediliyor. Her türlü kızağı 3 ila 10 gün arasında bitiriyor. Elbette oğullarının yardımıyla. Kadın ve çocukların bineceği kızaklar ayrı, uzun yolculuklar için yapılacak kızaklar ayrı tasarlanıyor. Kalabalık aile olarak binilecek kızağın yapımı ise daha uzun sürüyor ve boyutu daha büyük oluyor. Bir yılda 10-12 kızak yapıyorum.
En küçük kızaktan kazandığım para 20 bin ruble. En büyüğünü ise 70 bin rubleye yapıyorum. Ama bu büyük kızaklardan ancak yılda bir tane isteyen çıkıyor. Önce bana gelip nasıl kızak istediklerini söylüyorlar. Bazen saçma istekler de oluyor. Onların isteklerine göre değil, faydalı ve uzun zaman dayanacak kızaklar yapıyorum. Yakov, kızaklarda çivi ya da vida kullanmıyor. Parçaları birbirine geçiriyor. Bir nenet 6 yaşından itibaren kızak kullanmayı öğreniyor. Aynı Yakov'un torunu Dima gibi. Dima çekik gözleri, soğuktan kıpkırmızı olmuş yanakları, geyik derisinden yapılmış kalın kabanının içinde dedesiyle birlikte önce kızağın nasıl hazırlanacağını öğreniyor. Annem hadi bak. Ardından kızağa biniyor, Yakov geyiklere yön vermeyi gösterirken Dima uykuya yenik düşüyor. Dima kızak üstünde 6 aylık kardeşi Lida da -30 dereceyi bulan havada beşiğin içinde uyuyor. Şimdi uyusalar da büyüdükçe ustalaşacak ve ömrünün sonuna kadar kızak kullanacaklar. Erkeklerin her gün kement atma çalışması yapmasının nedeni bugüne hazırlanmak. Geyiklerin aşılanması, damgalanması ya da bakımı gerektiğinde hepsini tek tek yakalamak gerekiyor. Hangi kere? Efe orta bir kere. Bu konuda elbette en tecrübeli isim Yakov. Ancak çocuklarının da ondan kalır yanı yok. Erkekler geyik sürüsüyle uğraşırken kadınlar göç için hazırlık yapıyor.
uzun ve zorlu yolculuk için Malitsa ve Yaguşkalar dikiliyor ya da onarılıyor. Malitsa, kürk içeriye bakacak şekilde yapılmış, kollara tutturulmuş, eldivenleri bulunan parka tarzı kapüşonlu bir palto ve erkekler tarafından giyiliyor. Yaguşka ise iki yüzü rengeyi ve kutup tilkisi kürkünden yapılmış olan kadınların giydiği bir palto. Yolculuk sırasında eksi 50 dereceyi bulan havada bu giysiler onların kurtarıcısı oluyor. Rusya'nın kuzeyinde yaşayan Nenetler, Samoyed halklarından biri olarak kabul ediliyor. Kendi dillerinde konuşuyor, dil bakımından tundra ve orman Nenetleri olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Nenetler toprağa ve doğal kaynaklara saygı üzerine kurulu bir hayat yaşıyor. Doğadaki her varlığın bir ruhu olduğuna inanıyor. Yakov ve ailesi 500'ü aşkın renge iğne sahip. Yaşlı geyikler eti için satılırken boynuzları afrodizyak olarak kullanılmak üzere Çinli tüccarlar tarafından alınıyor. Yılda 10 geyiği de yemek için ayırıyorlar. Nenetlerin dünyaca tanınmasının iki nedeni var. Biri dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerinin üzerinde yaşamaları, diğeri ise çiğ et yemeleri, kan içmeleri. Kurutulmuş balık, geyik sütünden yapılmış peynir ve tereyağı nenet sofralarının vazgeçilmezi. Çay fincanla servis edilse de içme yöntemleri biraz farklı. Yamal Yarımadası göller ve donmuş akarsularla kaplı.
karlar altında kalan bitki örtüsü, ren geyiklerinin doğal besin kaynağı. Nenetler bu nedenle göçebe yaşıyor ve soğuk havayı takip ediyor. Ömürleri 10 ila 15 yıl olan ren geyiklerinin ağırlığı 320 kiloya kadar çıkıyor. Kuzeyde evcil olmayan bazı türlerde hızları saatte 80 kilometreye ulaşıyor. Küresel ısınma ren geyiklerinin beslenme alanlarına zarar veriyor. Hava şartlarıyla birlikte bitki örtüsü değişiyor ve nenetler her seferinde daha kuzeye gitmek zorunda kalıyor. Her geyik sürüsünün bir lideri ya da beyi oluyor. Bey olacak geyik güçlü, iri ve güzel olandan seçiliyor. Bu geyik asla satılmıyor, yenilmiyor, kızağa bağlanmıyor. Onun liderliği sadece geyikler tarafından değil, nenetler tarafından da kabul ediliyor. Nenetler tehlike altında olan bir halk. Çünkü gençler geyik çobanlığı yapmak yerine şehirlerde yaşamayı tercih ediyor. Bunu önlemek için buldukları yöntemse oldukça farklı. Çok çocuk yapıyoruz. Yarısı şehirlere gitse bile yarısı burada kalıyor. 3 kızım ve 1 oğlum Salekart'ta yaşıyor. 3 oğlumsa yanımda. Ama yeni nesiller az çocuk yapıyor. Bu durumda 50 yıl sonra hiç geyik çobanı kalmayacak demek. Bence en büyük sorunumuz bu bizim. Ne yazık ki bunu kimse dert edinmiyor. Yakov'un karısı Valentina 53 yaşında. O da eşi gibi çadırda doğmuş. Çocuklarını çadırda doğurmuş. Ben şehirde 4 duvar arasında yaşayamam. Gökyüzünü görmem gerek. Rüzgarı yüzümde hissetmeliyim. Gençlerse bizden farklı. İstekleri hiç bitmiyor. Gelinlerim doğum yapmak için hastaneye gitmek, alışveriş yapmak için şehre inmek istiyor. Götürüyoruz mecburen. Ama şunu anlamıyorlar. Hem obada yaşayıp hem şehir hayatına özenemezsin. Göç zamanı geldi. 200 kilometrelik yolculuk için tüm hazırlıklar tamam.
doğal gazın bulunması, bu nedenle yapılan demir yolları, devasa kraterlerin keşfedilmesi, hatta UFO söylentileri daha çok insanın bu bölgeye gelmesine neden oluyor. Yamal Yarımadası'nın yegane sakinleri olan nenetlerse, "Rengeyi ekmeğimizdir" diyerek yüzyıllardır değişmeyen bir ritimle yaşamaya devam ediyorlar.